Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sunar. Retay merhaba. Merhaba Şafak. Nasılsın abi? İyi hamdolsun. Sen iyisin inşallah. Teşekkür ederim. Burada beni çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Rica edersin, ne demek? Doruk Çağrı Merkezi. Koz yatağı. Yeriniz de çok güzel. Burada çok herkes mutlu. Niye böyle mutlusunuz abi? Birbirinize karşı çok saygılısınız. Mutluyuz çünkü dediğin gibi saygılıyız birbirimize. Evet, inanılmaz yani. Yani kalp kırma yok, bir şey yok. Ya kardeşçe, arkadaşça. Az önce ne içersin dedi abla bana. Ben de soda dedim. Yani ağzıma o geldi. Yok dedi, gidip alıp geleyim. Hayır abla, yok su var. Yok getireyim. Hemen birinin sodası varmış, verdi falan. Çok çok inanılmaz yani. Onunla başlamak istedim. Abi tersine göç hikayeleri. Ya tersine diyorum çünkü ivme hep batıya gitmekten, ya bizim hani insanımız hep batıya gitmek istiyor. Sadece bizim insanımız değil herhalde, bu coğrafya öyle. Ama sizler orayı bırakıp gelmişsiniz ya da gelmek isteyenler de var. Bu hep bana ilginç geliyor. Gelmiştir ve geliyor, hala geliyor yani. O yüzden biraz bunu konuşacağız. Sen bir önce kendinden başla. Nerede doğdun? Nasıl bir evdi? Anne baba ne yapıyordu? Oradan başlayalım. Ben Cüneyt, 71 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Babamız bizden önce gitti İsviçre'ye. Sonra bir sene sonra annemden beni aldırdı. Aslında göç sebebimiz de bir nevi annem. Annem kalp rahatsızlığı. Ameliyat olması gerekiyordu. Yani onun için aslında göç oldu bir nevi. Ondan sonra işte gitti babam. Bir sene sonra bizi aldırdı. Sonra ben 6 yaşındayken annem kalp ameliyatı geçirdi orada. Yani bir plan çerçevesinde bunu yaptılar. Yani bir nevi, öyle diyeyim. Yani şöyle mi anlıyorum? O ameliyat orada yapılabiliyordu. Evet. Orada yapılabilmesi de normalde çok pahalı ama orada yaşanırsa olur gibi mi? Gibi. Yani ilk önce babamın arkadaşı gidiyor oraya. Arif abi, rahmetli. Allah rahmet eylesin orada. O gidiyor. Ondan sonra bir sene, iki sene sonra babamı oraya yapıyor. Kaç aldırıyor. Kaç yılları bu? Dediğim gibi ben 71'liyim. 72-73 yıllarında falan babam oraya gidiyor. Yani neresine İsviçre'nin? Basel. Ondan sonra orada işte 19 yaşına kadar Basel'de yaşıyorum, büyüyorum ben. Okul falan hepsi orada. Fabrikanın lojmanları vardı orada. Orada işte büyüdüm ben. Alman kantonu mu? Basel, Alman kantonu. Evet. Hepsi de oranın çalışanıydı. Orada yaşadık. Orada büyüdüm ben. Sonra 19 yaşına kadar. Ondan sonra 19 yaşına geldikten sonra biz yine St. Gallen tarafına taşındık. Liechtenstein'e yakın bir yer. Bir köy. Yani oradakiler Buchs denilen bir yer. Oradakiler küçük şehir diyorlar. Kleinstadt Almanca işte. Ama aslında bir köy yani. Pek fazla bir şey yok. Ne okudun sen abi orada? Babam çok istedi. Onun mesleğiydi zaten. Kaportacı, araba. Meslek yaptın. Meslek yaptık. Evet. Anne baba orada mı hala? Babam rahmetli oldu. Annem, kardeşim orada hala. Onlar orada yaşıyorlar ve mutlular. Yani, evet. Sen bir noktada Türkiye'ye dönme kararı aldın. Benim aklım aslında hep buradaydı ya. Neden? Evet, hoşuma gidiyordu. Ben işte tatile geliyorduk seneden seneye. Denizi çok severim ben. Deniz falan. İşte tatil güzel geçiyordu. Hoşumuza gidiyordu. Orada akşamları, geceleri sokağa çıkamıyorduk mesela küçükken. Bizim mahallede o zaman tabii ki şimdiye baktığımız zaman farklı. O dönem farklıydı. Daha çok güvenliydi mesela. Sorun değildi. O 12'lere kadar falan dışarıda oynardı. Koşturduk, ererdik. Bayılırdım ben de. Öyle. Buraya döndüğünde kaç yaşındaydın? Kesin dönüş yaptığında. Kesin dönüş yaptığımda işte 50 yaşındayım falanım herhalde. 10 sene mi oldu? Yani 10 sene hakkımı oluyor işte. Hakkımı öldürdüm yani. Vatandaşı değilsin oranın. Yok, değilim. İstemedim. Döndüğünde evli miydin? Evliydim. Çocuk var mıydı? Tabii. İki çocuk muydu? Evet. İki çocuk vardı. Onları alıp buraya döndün. Evet. Neye güvendin? Ne vardı elinde? Yani Türkiye'de para edecek evin mi vardı? Paran mı vardı? Yoksa bir risk miydi? Bir macera mıydı? Aslında kendime güvendim. Dillerime güvendim. İşte Almanca ana dilimiz. Schweizerdeutsch ana dilimiz. Ne kadar yakın olsa da farklı diller. Ondan sonra işte aksan farklı. Evet, aynen. İtalyanca var az veya çok. Fransızca, İngilizce az veya çok. Kendimi turizme atarım dedim. Orada rızkını veren Allah burada da verir dedim. Ne oldu orada? Yani seni oradan, hani İsviçre bir sürü insan için hayal ya. Evet, aynen öyle aslında. Ben orada hiç mutlu olamadım ya. Ezildim yabancılığımdan dolayı. Yani bu belki herkesin başına gelmiş olabilir. Büyük ihtimalle herkes yaşadı bunu ama yani bilmiyorum. Yani az veya çok hikayeler belki yakındır herkes. Arkadaşların olsun ya da orada yaşayanların. Ama ben bunu kabullenemedim hiçbir zaman ya. Gücüme hep gitti. İşte anaokulunda başladı. Domuz Türk, kokulu Türkler, bilmem neler falan filan. Çocuklar mı söylüyordu? Efendim? Çocuklar başlıyordu. Çünkü anne babalar büyük ihtimalle bunu fişekliyordu zaten. Öyle düşünüyorum ben. İlk başta normal bir yaklaşım. Ondan sonra ikinci, üçüncü gün başlıyordu. Bu böyle devam etti. Okullarda mesela hakkım yendi. İşte sekonder şuleye gideceğime mesela real şuleye verdiler beni. Bundan nasıl öğrendim? Real şuledeki öğretmen bana söyledi. Yani Cüneyt dedi, sen dedi real şule gitsin dedi. Sen sekonder öğrendin.
öğrencisindeydi. Yani daha iyi bir okula hak etmişken kötüye seni evet, gönderdi. Ama anne baba Almanca bilmediği için, yani bir çaba gösterip de bunu öğrenmedikleri için arkamızda kimse yoktu. Savunamadılar yani beni. Biz de reale devam ettik o zaman tabii ki. Senin Türkiye'ye dönüş kararını alman bütün bu yolculuk mu yoksa evet, tam da bir şey mi oldu? Tam bir şey oldu derken aslında çocuklarımda. Ya da şey mi düşündün? Kendi yaşadığın şeyleri çocukların aynen, yaşamasın mı istedin? Aynen, bravo. Aynen öyle. Çünkü benim oğlum anaokuluna başladığında başladı. O dönem artık ırkçılık falan biraz daha azalmıştı. Hani o arkadaşlık şeyinde falan pek o kadar sıkıntı çekmiyordu oğlum. Ama bu sefer şeyde başladı. Hakkını yemeye başladılar. Öğretmenler atıyorum işte solak diye. Yani seçemiyordu hangi elini kullanayım diye. Hmm. Ondan sonra makas keserken ya da yazı yazarken falan. Bunu çocuk kendisi keşfetmesi lazım ilk başta. Bunu şey gönderdiler. Ne derler? Nasıl diyeyim yani şimdi aklıma gelmiyor ismi. Yani gerizekalı çocuklar demeyeyim de yanlış olmasın Zonder da. Sonderschule. Sonderschule gibi hani bir pedagog gibi bir şey var. Ona götürüyorsun çocuğu. İşte çocuk keşfetmeye çalışıyor. Değerlendirmeye çalışıyor. Engelli çocukların gönderiyor. Ha ve ben çocuğumun arkasında olmasaydım çocuğuma şey gerizekalı şey verecektiler. Halbuki yani. Değil. Değil. Peki gelelim bugüne 10 sene sonra. Hı. Gerçekten samimiyetle soruyorum. Evet. Yani. Geriye dönüp baktığında iyi ki dönmüşüm diyor musun? Yoksa pişman olduğun noktalar var mı? Kendi açımdan iyi ki dönmüşüm diyorum. Çocuklar açısından mı sıkıntı? Çocuklar açısından oğlum biraz sıkıntı yaptı. Ya bir taraftan da hak veriyorum. Ya baba dedi işte Türkiye'nin durumu da zaten son zamanlarda belli. Ama 10 sene önce daha iyi durumdaydı. Belki sen biraz heh, o iklime aldandın. Zaten ben öyle bir insan değilim. Aileme değer veren bir insanım. Hani kendi kafam hani ben şunu yapacağım. Hadi hep beraber işte geri dönüş falan filan yapalım diye öyle bir şey yok zaten. Ben dönüş işte yapmak istediğimde zaten hanımla konuştum. Ona sordum. Çocuklarımı aldım konuştum. Ondan sonra çocuklar zaten yok baba dediler. Hani biz zaten burada arkadaşlarımız var, okulumuz var. Hani biz zaten buraya alıştık. Zaten küçük yaşta zaten geldiler buraya. Orayı pek hatırlama. Kızım hiç hatırlamaz. Oğlum az yani hatırlıyor. Yani onay aldım zaten ilk başta. Geldik ama işte o durumlar kötüleşince şimdi oğlum diyor yani. Keşke hani orada kalsaydık diye. Orada geçim sıkıntısı yaşar mıydın hiç? Evet. İsviçre'de. Evet. Burada yaşıyor musun? Şöyle böyle. Yaşadık diyeyim. Şu an daha iyi gidiyor yani. Peki İsviçre'de neden geçim sıkıntısı yaşıyor abi bir insan? Orada hani hep derler ya iyi insanların durumu. Ya şimdi durumdan duruma farklı. İnsanlar. Almanya'da da büyük ihtimalle öyledir. Şimdi işçi olarak bir işe yeni başladığın zaman belirli bir miktar bir maaşın var. O da az geliyor. İdi o zaman. Şimdi 10 sene geçiyorsunlar. Tam olarak bilmiyorum açıkça. Ne yalan sen söyleyeyim. Sen eşinle Türkiye'den mi evlenip oraya götürdün? Evet. Ha, o da tabii çalışamadı belki falan. İlk başta çalışmadı. Çok çalışmak istedi. O zaman ben baba kafasından gidiyordum. Hanım evde oturup kafasından gidiyordum. Siz nerelisiniz abi? Biz İstanbulluyuz. Biz Arnavut göçmen aslında. Arnavut göçmen. Ama 1800'lü yıllardan beri buradayız yani. Ama Arnavut göçmenlerin kadınları da çalışır abi ya. Tabii canım. Sonradan yani. Zaten dedik yani çalış dedik. Hem de daha çalışkan oluyorlar benim bildiğim. Yani. Peki yani doğru mu? Şimdi biraz kafam karıştı. Evet. Sen döndün. O zaman bir karar verdin döndün. Evet. Şimdi evet. Pişman mısın değil misin? Ya dediğim gibi ben kendi açımdan pişman değilim. Ama çocuklarımın açısından üzgünüm aslında. Ne yapıyorlar burada peki onlar? Okul hayatında başarılı oldular mı? Ya oğlum ve kızım lise mezunlar. Oğlum şu anda bir mağazada çalışıyor. Kızım evde şu an. Daha gençler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Düşünüyorlar zaten. Ama ileride ne olur ne yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Buraya döndüğünde evin var mıydı? Yoktu. Ya şöyle ev var mıydı derken annemle babamın evi vardı yani. Bizim evimizdi sonuçta. Şahsi olarak benim evim yoktu. Şimdi var. Burada ev aldın yani. Buradan ev aldım. Hı. Burada aldım evet. Sen buraya dillerine güvenip geldin ya onlar gerçekten para etti mi burada? Şu an ediyor. Ediyor. Şu an burada ediyor. Ama kapalı çarşıda çalıştım ben mesela. 2 sene, 3 sene falan. Orada biraz zorluklar çektim. Nesini özlüyorsun en çok İsviçre'nin? Doğru söyleyeyim mi? Tabii ki. Aslında hiçbir şeyini. Ya düşün, orada doğmuş gibiydim. Yani tabii ki. Küçücükken gittim ben oraya. Peki buranın nesini seviyorsun en çok abi? Buranın nesini seviyorum ben? Seni buraya ben? Bağlayan ne? Ya ben burayı zaten hep sevmiştim aslında dediğim gibi. Tersinden sorayım. Buranın nesine kızıyorsun? Şu an hani zaten... Hani bu kadar seven birinin gözünden merak ettim yani. Çünkü o aynı zamanda senin hayal kırıklıklarındır ya. Ya şu an benim hayal kırıklığım şu. Geldiğim dönemde fena değildi.
durum. Şu an bilhassa son dönemlerde anlatmama gerek yok zaten. Biliyorsunuz, görüyorsunuz da zaten. Hı-hı. Bu beni çok üzüyor. Yani şu an zaten yani Allah yardım etsin hepimize, ne diyeyim yani. Hı-hı. İnsanlara baktığımız zaman, askeri ücret falan baktığımız zaman gerçekten büyük sıkıntı. Olmaması gereken bir şey. Orta direk olması lazım ülkemizde. Aslında orta direk diye bir şey yok. Hani orta direk var diyoruz ama yok. Fakir var. Bir de zenginler ya da çok yani iyi kazananlar var. O beni üzüyor. Ve yoksul insanların işi zor. İşlemez. Allah yardım etsin. Evet. Yani hele kirada oturanlar falan, yani gerçekten Allah çok yardım etsin. Bir de benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da işte eğitim ve sağlık ücretsizken genel anlamıyla, burada herkes çocuğunu işte özele göndermek istiyor. Hastalıkla ilgili mesele oldu mu özel hastaneye gitmek istiyor falan. Belki hani demin sormuştun yani niye oranın neyini arıyorsunuz diye. Belki o şeyleri belki arıyorumdur yani, evet. Sen kaç dil öğrenmişsin mesela orada eğitim olarak? Buradaki çocuklarda mümkün mü? Değil yani. Eğitim değil. Eğitim sadece İngilizce, Fransızca, İtalyancayı aslında kendim öğrendim ben. Ama Almancayı falan işte. Tabii ki, illaki. Cüneyt abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Hikayeni ederim. Hikayeni çok samimiyetle, çok güzel anlattın. Rica ederim. Umarım bu videoyu izleyen insanlara ilham olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yıldız Çağrı Merkezi tersine göç hikayelerini sundu.